Bugünkü İran, İran'ın başkenti, tarihi Rey şehri ve Rey şehrinin çevresindeki araştırmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve Selçuklu medeniyetini araştırırken bugünkü Rey şehrinden görüntülerimiz var. Birlikte Rey şehrindeyiz. İzleyenlerimiz, İran'dayız, başkent Tahran'dayız ama önemli bir yerdeyiz. Selçuklu medeniyetine başkentlik yapmış tarihi Rey şehrinde ve Burcu Tuğrul'dayız ve Tuğrul kümbetindeyiz. Tuğrul Bey Selçuklu'ya önemli komutanlık ve sultanlık yapar. Şu an onun bulunduğu makam türbesindeyiz. İran'a hoş geldiniz söylüyor. Ganberi hastam mesul in bina az canbazan ceng dua mikonim hiç jay dunya ceng nabashe. Ganberi Bey İran Irak savaşında hasar görmüşler üzleri. Dua ediyorlar ki hiç yerde savaş olmaz hiç ülkedir. Asari de ki darish huzur darim aramgah Toğrul Bey ki avval muassis silsile-i Selçukiyan. Bu yer ki görüyorsunuz Toğrul Bey'in mezarı burası. Burada belgesel bir eser yok ki onun nerede burada mezara koymuşlar. Ama çoklular diyorlar ki duvarlar arasında bu mezarı yapmışlar. İkincisi yıldızları resed eleme. Gors-ı kamel-i mah vakti ki be balay-i in benay-i kohen berese. Ayın tamı. Buranın üzerine gelen zaman bazam sığl merkeziyet ke başim yine bu ortada dursan mehtab ro dar hadde ye durbin şikari in sahtar be ma zam mikone nazdik mikone yani ayın ışığı burada çevreye zoom eder her yerin burada duran kişiyi her yeri ışık gören in ittifakı calib dar sal do var. Rey şehrinin sultanı Tuğrul Bey, halen türbesinin de bulunduğu İran'ın Rey kentinde otağını kurmuştur ve beylerin Anadolu'ya sefer düzenlemelerini emretmiştir. Tuğrul Bey'in türbesi, güneşin doğumundan sonra kuzeye doğru olan kapısından sola doğru sayılırsa, güneş ışınlarının düştüğü sütun sayısı saatin kaç olduğunu gösterir. Tuğrul Bey, ordusu ile Doğu Anadolu'ya girerek, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon'a kadar akınlar düzenledi. Künbeti Tuğrul içinde Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Alparslan'ın mezarları bulunmaktadır. Aynı kaynaklara göre bu yapı Tuğrul Bey'in eşi tarafından yaptırılmıştır. Yapı gerek içinde bulundurduğu sultan mezarları gerekse mimari yapısı ile Büyük Selçuklu tarih ve sanatında önemli bir yer tutmaktadır. یک سالگی 23 سال پیش سال 1371 دعوت دوست به نام اینکه شاعر بوده ادیب بوده نمای بیرون پره ها یا ستون هایی رو داریم میبینیم 24 تاست یعنی بو ستونlar dışarıda görüyorsunuz 24 tane saat هر ستون یک ساعت هر ستون 1 ساعت 24 ستون یک شبانه روز 24 ستون یعنی bir gece gündüz. Bu anıt 5 karışımın bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yumurtanın beyazı, taşın tozu, kireç, kömür, deve ya da keçi tüyü karışımı ile tuğlalar birbirine yapıştırılmıştır. Eserin yıllara dayanıklılığının nedeni de budur. Kulenin yüksekliği 20 metredir. Duvarlarının kalınlığı ise 1 metre 75 santim ile 2 metre 75 santim arasında değişmektedir. Bir mühendislik harikası olan türbenin merkezinde durulduğunda ses dışarıya kadar ulaşıyor
Giriş kapısı İran geleneklerine göre dizayn edilmiştir. Kapıya asılı iki tokmak bulunmaktadır. İnce ses çıkaran tokmağı kadınlar, kalın sesli olanı ise erkekler çalıyor. Böylece gelenin erkek mi, kadın mı olduğu biliniyor. Anadolu topraklarında gerçekleşen 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi de Türkleşme sürecinde çok önemli bir yere sahip. Sultan Alparslan, Malazgirt Muharebesi'nde Bizans ordusuna karşı babası Çağrı Bey'den öğrendiği Bozkurt taktiğini uyguladı. Bu taktik ile Ana Selçuklu kuvvetleri saldırıya geçti ve ağır ağır geriye çekilerek bozguna uğramış havası verdi. Alparslan'ın ordusu düşmanı kendi hatlarına kadar çekti ve tepelik bölgelerin arkasına saklanmış olan oklu süvariler sağ ve sol kanattan ani bir saldırı yaptı. Kıran kırana mücadele ile Bizans ordusu bozguna uğratıldı. Yıl 1071. Ağustos'un 26'sı. Günlerden Cuma. Malazgirt Ovası binlerce Türk askeri için kutsal bir topraktır artık. Onlara ebedi yurtlarının kapısını açacak sultanın arkasında saf tutup namaz kılmış, zafer için Allah'a dua etmişlerdir. Sultansa o an derin düşüncelere dalmış, namazdan sonra ettiği dua da aklına gelmiştir. Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım! Niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Sultan Alparslan kılıcını kınından çıkarıp havaya kaldırır. Gür sesiyle tarihe geçecek o ünlü konuşmasını yapar. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz. Malazgirt'te başlayan büyük yürüyüşümüzün bu önemli durağı ufkumuzu derinleştirmiş, umudumuzu güçlendirmiş, azmimizi bilemiştir. Sultan Alparslan'ı ve ordusunda bulunan askerlerinin her birini rahmetle yad ediyorum. Selçuklu Devleti'nin sadık ve cesur askerleri, sultanlarına olan sonsuz sadakatlerini hep bir ağızdan haykırırlar. Sultan Alparslan, Allah için savaşa başlamadan önce sözlerine şöyle devam eder. Ey askerlerim! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olsun. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Ve sultan korkusuzca atını ileriye, düşmanın kalbine doğru sürer. Zafer Sultan Alparslan ve Selçuklularındır. Bin yıldır bu toprakları vatanımız kılmak için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Anadolu'ya Türklerin kapısını sonuna kadar açan Sultan Alparslan, Malazgirt Zaferi'nden sonra Türk akınları Marmara Denizi sahillerine kadar uzandı. Ve fethedilen Anadolu Türk yurdu oldu. Sultan Alparslan 43 yaşında çıktığı Mavera Ünnehir seferinde esir alınarak bir kale kumandanı tarafından şehit edildi.